Hoş geldiniz Tuğçe'nin mutfağına. Çok güzel, çok keyifli bir gün olsun diyelim. Evet, bugün mutfağıma kim geliyor biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz ama ben hemen söyleyince belki bileniniz vardır. Ayşegül Taşpınar bugünkü konuğum. Ve neler yapacağız Ayşegül'le birlikte? O gelmeden size şöyle bir anlatayım. İlk önce tavuk, çıtır tavuk kebap yapıyoruz. Doğru söyledim inşallah. Çıtır tavuk kebap. Güzel bir tavuk kıymamız var, yufkamız var. Güzel soslar yapacağız gördüğüm kadarıyla. Bekleyin, birazdan tüm lezzetleri paylaşacağız. Evet, burada kokusunu, lezzetini, faydasını çok sevdiğim. Brokoli haşlayınca kaçanlar olur brokoli ve karnabahar. Ama ben çok severim. Üzerine böyle zeytinyağı, limon. Oh, mis gibi salata. Ama biz bugün ne yapacağız? Pastırmalı brokoli çorbası yapıyoruz. Ve son olarak da günü tatlıyla bitiriyoruz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım programımızın devamında diye. Muhallebilik kadayıf yapıyoruz o zaman. Ayşegül'ü mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen bize başvurdun Ayşegül. Evet. Aynı zamanda biz de seninle Instagram'dan konuştuk değil evet, mi? Evet, aynen. Çok sağ olsun. İzleyicilerimizden çok talep var. O yüzden bazen kafam karışabiliyor ama ben bir teyit edeyim dedim. Evet. İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Fransız mutfağıydı değil mi? Fransız sokağı. Fransız evet. Mutfağı nereden çıktı? Sokağı. Evet. Niye Fransız sokağı? Taksim'den mi esinlendin? Beyoğlu'ndan mı esinlendin aslında acaba? Aslında sayfa yemek sayfası değildi. Çok öncesinde bir organizasyon firmasına ait bir sayfa olarak ben açtım onu. Aslında sayfa yemek sayfası değildi. Çok öncesinde bir organizasyon firmasına ait bir sayfa olarak ben açtım orayı. Aha. Ama şu anda evlenince, evde yemek yapmaya başlayınca sayfayı devam ettirdim. Sayfanın adı kaldı. Aynen öyle. Peki bir öyle. Fransız lezzetlerine karşı bir ilgin var mı? Fransız mutfağına karşı. Aslında yok. Yok. Aynen öyle. Ama öyle ama kaldı. Organizasyondan çıkış noktası şuydu. Fransızların bir tarzı vardır ya hani böyle bir biraz daha pudramsı, evet. Daha böyle soft. Böyle uçuk oradan, pembeler, mint evet. Yeşilleri vesaire aynen, güzeldir. Aynen. Fransızların oydu. O renkleri tarzı. Aynen hatta öyle. Bir makaroncu vardır ya onun dükkanına bayılırım evet, yani meşhur, o yeşile. Evet, evet. Bugün çok güzel lezzetler yapıyoruz. İlk olarak çıtır tavuk kebabımızı evet. Yapıyoruz. Seni böyle aynen alıyorum. Öyle. Seyircilerimize de malzeme listesini sayıyorum. Bakalım çıtır tavuk kebabın içinde neler varmış? 500 gram tavuk kıyma, kalça kısmından ve derisi çekilmiş olmasına lütfen özen gösteriniz. 1 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 diş sarımsak, 3 adet yumurta. Sayfa sayfa malzemelerimiz var efendim bugün. 3 yemek kaşığı galeta unu, 3 adet yufka, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal, 1 su bardağı süt, tuz ve karabiber. Kekik, kimyon, kırmızı biber, kuru nane, üzeri için 1 diş sarımsak, 350 gram süzme yoğurdumuz var. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası. Acaba daha devam ediyor mu? Ediyor vallahi. Sosu için evet yine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tatlı toz biber ve 1 bardak suyumuz var. Oh, yoruldum. 5 sayfa tarif saydım. Okuması yani malzeme zor ama saydım. Yapması çok kolay. Çok kolay. Evet, küçük şimdi küçük baharatlarımız olduğu için aynen sayfalar öyle. Tuttu aslında. Kesinlikle. Evet Ayşegül'cüm. Hemen başlıyoruz. Başlıyoruz. Çok şıksın bu arada. Teşekkür ederim. Saçlar, küpeler, kostüm. Maydanozlarla başlayabiliriz isterseniz. Evet, doğrayalım mı? Evet, doğrayalım. Aynen. Hemen ben aynen. Sana bıçak vereyim. Evet, şuradan tahta. Da doğramak için bir tahta getireyim sana. Aynen öyle. Evet. Bu kadar maydanoz. Şimdi tavuk kıymamız var değil mi Ayşegül? Aynen öyle, tavuk kıyma. Yani isterlerse... Bak aynen öyleyi ben de arada kullanıyorum ama aynen öyleyi kullanmak Türkçe açısından çok yanlışmış. Biliyor musun? Ben bir... Aynen öyle naçizane, naçizane bir cümle kurayım. Maalesef o hatayı ki mesleğim sunuculuk olmasına rağmen arada sürçülisan ediyoruz efendim. Kusura bakmayın ama aynen öyle demek sanki... devamında bir cümle kuramıyorsun da öyle geçiştiriyormuşsun gibi diksiyon hocalarımızın, kıymetli hocalarımızın çok kızdığı bir şeydi. Aklında olsun. Yani bir de zaman, aynen öyle dersen diline acı biber süreceğim şurada. O zaman seyircilerimiz bizi affetsin bugünlük. Bu bilgiyi yeni öğrendik çünkü. Ha, ama işte hemen, hemen hayata geçirelim. Burada evet. Her aynen öyle dediğinde 1 lira atacaksın kumbaraya. Para biriktiriyoruz. Tamam. Malzeme almak için para biriktirmemiz gerekiyor. Maydanozları evet. Bu şekilde ince ince kıyıyoruz. Sonrasında rende alacağım size. Niye eldiven kullanıyorsun? Aslında eldiven çok kullanmıyorum edici. Ama normalde evde de çok kullanmam. Sadece bu karıştırma işlemlerinde hani biraz tatlımıza falan da geçeceğiz ya. Çok böyle kokular karışsın karışsın istemedim. İstemiyorsun. Aynen tamam. Öyle. Yoksa aynen eldiven. Öyle. Evet sayıya evet. Vursak ben bugün bir de rende alacağım sizin için.
Şimdi doğrayalım mı, rende mi yapıyoruz? Rende yapalım, tamam, evet. Rendeyi getiriyoruz efendim. Diğer işlemleri hallet istersen. Tabii ben o ki, sırada aynen. Rendeyi bulayım sana. Hı-hı. Tabii ki. İçerisine tavuk kıymamı ekledim. Evet, rendeyi getiriyorum sana bulduğum. Evet. Hı-hı. Şimdi aslında bunu sadece tavuk kıymada değil, diğer bütün köfte çeşitlerinde uygulayabilirsiniz. Soğanı rendeleme. Çünkü evet. Soğanın suyu çıktığında daha mı lezzetli evet, oluyor? Daha lezzetli oluyor. O zaman sen biraz ediyorum. Bu köfte harcını yaparken bu yemek sayfası açma fikrine nasıl eriştin diyelim. Aslında anlat. Hikaye çok basit bir hikaye ama yine de anlatayım tabii ki. Şimdi evlendikten sonra organizasyon işiyle çok fazla vakit ayıramadım, uğraşamadım. O yüzden ben de zaten yıllardır hobim olan yemek yapma. Önceden çalıştığım için çok fazla mutfakla aşırı neşir değildim. Ama çalışmıyor olunca mutfakla daha çok aşırı neşir olmaya başladım. Her gün yeni bir tatlar denedim. Tadım yaptırdım bu tatları. Baktım böyle olumlu tepkiler alınca da bu sefer ben de bunu sayfaya taşımaya karar verdim açıkçası. Gördüğünüz gibi gözlerimiz yanıyor. Evet, bayağı sulandı. Çok duygulu bir. Soğanımız acıymış. Böyle bizim arada oluyor. Biz ağlatıyoruz arada. Misafirlerimize soğan acı oluyor çünkü. Hepsini çekmek evet. Yok, döndü değilsin. Hiç zorunda değilsin. Yeteri çünkü kadar. Burayı da koyamayız. Evet. Evet. Şimdi soğanımızı rendeledik. İçerisine. Daha sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı galeta unum var. Nerelisi Ayşegül? Adanalıyım. Adanalısın. Evet. Ha. Yine bir Adanalı. Lezzetin bol olduğu yerlerden geliyorsun. İnşallah öyledir şimdi tadınca evet. Siz de anlarsınız. Kekiğimiz var. Kekiğimiz var. Evet, kekiği de koyduk. Sana istersen kaşık vereyim. Evet. Hı-hı. Devam ediyoruz efendim. Kaşığımızla şöyle çok az gördüğünüz gibi neredeyse tatlı kaşığı seviyesinde. Az yüksek çok sesle. Çok ben az, bile duymuyorum. Çok az yoğurt ekledim üzerine. Evet. Kimyon koyuyoruz. Kimyonum var burada. Evet. Başka ne istedin? Başka da bir şey istemiyorum. Şimdi yoğuracağız. Evet, yoğurmaya başlıyorum. Evet efendim. Yumurtalarım tavuk vardı. Kıymamız. Yumurtalarımı bana kırabilir misin? Kırabilirim tabii ki. 3 yumurta mı koyuyoruz içine? 2 tane yeterli olur. Hı-hı. Evet, 2 yumurtamızı koyuyoruz. Evet, tamamdır. Tuz getireyim mi sana? Tabii İster ki. Misin? Yalnız soğan hakikaten acı. Soğan hemen bir mahvetti. Yaklaştım. Evet, benim de gözlerimi yaktı. Soğanın garabetine uğradım. Tuz ilave edeyim mi güzelim? Evet. Hı-hı. Biraz da karabiber alırsan. Tabii ki. Köfteye karabiber yakışır. Kesinlikle. Evet, birazcık da karabiber koyuyoruz efendim. Yeterli herhalde. Evet, yeter. Evet. Şimdi köftemizi normalde dinlendirmemiz gerekiyor değil mi? Evet, buzdolabında. Bir saat falan buzdolabında. Saat. Bütün köfteler için geçerlidir aslında bu. Bu köfte için de geçerli. Ama biz şu anda vaktimiz olmadığı için dinlendirmeden köftemizi evet. Hazırlayacağız. Dinlendirmeden yapacağız gibi, artık efendim. Siz evde dinlendirin lütfen. Böyle hunharca yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz. Canını evet. Çıkarana kadar. Tüm malzemeler birbirine iyice evet. Geçsin, özdeşleşsin. Bence artık o eldivenden evet, ne olursun eldivenden kurtulduk şimdi. Eldiveni istemiyoruz evet. Hayatımızda. Evet. Şimdi de. Şimdi ne yapıyoruz canım? Şimdi bu köfte harcımızı bu şekilde yufkamızı açıyoruz. Evet, ben şöyle bir kenara alayım. Şişlerimiz de var. Bu şekilde. Fırına mı göndereceğiz? Evet, fırına göndereceğiz. Yufkamızı açtık. Açtık. Sonrasında içerisine köftemizi bu şekilde, aslında pardon unuttum. Öncesinde biraz süt. Süt, fırça vereyim fırça mi? Fırça alayım, aynen. Biraz sütle biraz da ıslatıyoruz. Olabilir. Zeytinyağı da getireyim sana. Ben şöyle şuradan başladım ıslatmaya. Sütün içine mi koyayım zeytinyağını? Evet, sütün içine koymanız yeterli. Tamam. Biraz zeytinyağı ve süt aynen. Efendim. Bu böyle hem güzelce, daha çıtır olmasını evet. Sağlayacak. Ayrıca güzel yağlıyoruz. Lezzet verecek. Evet, daha çıtır olmasını sağlıyor. Ama sirkeyle de yapabilirsiniz bunu. Kesinlikle, sirke de çok evet. Güzel kıyır kıyır bir lezzet verir. Aklınızda olsun. Sizler zaten biliyorsunuzdur. Bizler de ufak hatırlatmalar yapıyoruz. Biz daha yolun çok başındayız. Evet. Hele ben çok çok daha başındayım. Ben sunucu efendim. Yemekçi değil, ben sunucu.
siz aslında işin en güzel tarafındasınız. Çünkü siz her gün farklı kişilerle, evet, çok şey farklı tatlarla, her gün farklı bir püf noktasıyla. Hakikaten öyle. Çok faydası oldu ilerleyen evlilik hayatında. Bana çok yer. Şimdi annemize güveniyoruz da iş başa düşünce ne olacak? Yapacağız yani, tıpış tıpış bence. O yüzden çok faydası oldu ki zaten dün bayağı detaylı misafir ağırladım. Sınavımı başarıyla verdim efendim. Evet. Şimdi kıymamızı olabildiğince ince bir şekilde yayalım. Evet. İnce çünkü bir şekilde. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır olacaktır. Tavuk kıymamızı yayıyoruz. Evet, o kadar daha güzel pişecektir. Ben şöyle bir tık gömleğimi çekeyim. Olur, daha rahat etsen diye. Bunu da çekeyim hatta. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra rulo mu yapacağız? Evet, rulo yapacağız. Şöyle yanlardan katlayabiliriz. Hiç korkmasınlar. Ve bu şekilde rulo yapıyoruz. Gibi. Tepsimizi getireyim İlk o zaman ben. İlk yaptığınızda farkındaysanız böyle ovaldi ama şu anda yuvarlak bir hal aldı. Böyle koyabilirsin. Tahtamın üzerinde keseceksin. Keseceğim. Evet. Bu şekilde. Bıçak vereyim sana. Evet. Sonra bir de böyle salçalar, biber salçası, domates elimi salçası. Elimi yıkamak istiyor. Elimi yıkayım. Tabii ki yıkayabilirsin. Yalnız bal var. Balla ne yapacağız? Sen elini yıka hem de söyleyebilirsin. Evet. Normalde efendim köftemize balımızı, harcımızı, balımızı da eklememiz gerekiyordu. Ama biliyorsunuz benim konuklarım bazen böyle bir heyecanlanırlar. Ama bir tanesi ballı olur, bir tanesi de balsız olur. Daha harcımız burada duruyor. Hepsini de eklemiyorum. Mutfakta bir kısmını ekliyorum. Tükenmez. Aynen öyle. Unutmayın, siz içine balı da ekleyin. Ay bence balı da hiç gerek yok ha bu arada. Yani bal böyle şey yapıyor. Bütün böyle lezzetin birbirine geçmesini sağlıyor. Sağlıyor mu diyorsun? Evet, güzel bir tat veriyor. Sarımsağı yoğurda mı kullanıyoruz? Evet, yoğurda kullanacağız. Ama istersek bence harca da yakışırdı sarımsak. Kesinlikle, evet. Ona da koyabiliriz. O da yakışır. Ben kalan harcımıza balın yarısını da ilave ettim. Evet. Böyle bir heyecandan balı unutuvermişiz. Tuğçe Hanım sağ olsun beni kurtardı. Çok hiç önemli bir değil. Ne demek. Şimdi şişlere dizeceğiz. Evet. Bu şekilde. Öyle işlerimiz de var. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde. Hem görseli de güzel. Misafir geldiğinde kesinlikle falan bayağı havalı bir sunum yani. Evet. Böyle yani şişlere bunu yemekle, mutfakla çok alakası olmayan herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Çok büyük çünkü bir ustalık gerektirmiyor gördüğünüz gibi. Ustalık gerekmiyor. Hakikaten doğruyu çok basit söylüyorsun. Ama görseli kuvvetli. Ay ki ben bu arada tavuğu etten daha çok seviyorum yani. Malzemeler sizi hiç korkutmasın, evet, fazla olması. Aslında hepsi evinizde baharatlar, çok rahatlıkla baharatlar tabii canım. Kimin evinde kekik yok. İşte salçası. Her şey evimizde bulunan kolay malzemeler. Evet, şişlere diziyoruz. Evet. Sonrasında fırından çıktıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu en sonunda sosumuzu ekleyeceğiz. Evet, fırından çıkınca efendim üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Sonra domates salçalı, biber salçalı, kırmızı biberli, tereyağlı ve sarımsaklı güzel bir sos hazırlıyoruz. Zaten bence orası çok güzel. Sarımsaklı yoğurdun üstüne onu da döktük mü? Bitti gitti, afiyetle tüketiyoruz. Evet. Ha bu arada tepsiye o yetecek galiba. Kesinlikle. Ha, bir yufka daha yapalım mı? Gerek var mı? Siz bilirsiniz. Bence yok. Yumurta sarısı sürecek miyiz? Öyle yok, bir sürmeyeceğiz. Yok. Tamam. Yumurta sarısı sürmeyeceğiz. Sadece şu kalan hani bizim şurada bir sosumuz vardı ya. Heh, işte sütlü bu sosu. Zeytinyağlı sosumuz. Evet. Ondan mı süreceğiz kızarsın sosu diye? Böyle kaç derece fırınımız canım? 180 derece biliyorsunuz. 180 dereceye fırınımızı ayarlıyoruz efendim. İşte kızarana kadar, içi pişene kadar fırından fırına performans değişikliği gösteriyor. Onu biz söylemeyelim size. Siz daha iyi bilirsiniz. Ne yapacağız? Sarımsaklı yoğurdumuz zaten burada hazır. Üzerine de şöyle salçalı, kırmızı biberli güzel bir sos hazırlayacağız. Ve sosunu dökeceğiz. Daha doğrusu ilk önce sarımsaklı yoğurdunu dökeceğiz. Piştikten sonra ardından o sosumuzu da yapacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Şu anda sosu yapmaya gerek yok. Sunum aşamasında hallederiz. Sosumuz soğumasın. Değil evet, mi? Evet. Tuğçe Hanım mutfakla ilgili değilim dediniz ama maşallahımız var yani. Öğrendim. Evet. Vallahi öğrendim. Çok güzel. Ya ben daha önce de yemek programı yapmıştım 2013-2014 yıllarında. Çok şükür 1,5 senedir de 360 ekranlarında yemekle ilgili programlar yapıyorum. Bayağı piştim yani. Teoride hiç problem yok. Pratiği de çözüyoruz işte. Fırına göndereyim ben. Evet. Evet. 180 derece efendim.
fırınımız önceden ısıtılmış. O bir kuralımız biliyorsunuz. Güzelce pişsin, kızarsın. Ardından üstüne sarımsaklı yoğurdunu ilave edelim. Sonra da ne koyalım? O yaptığımız güzel sosumuzu koyalım ama onlar birazdan. Şimdi günün ikinci tarifi neydi? Brokoli çorbası. Pastırmalı. Daha geçen gün diyet brokoli çorbası yaptım ben biraz detoks gibi ama bu bayağı hardcore diyelim değil mi? İçinde bu pastırmalı. Tadı da güzel. Kışın güzel sebzelerinden brokoli çorbasının malzeme listesi ekranlarınıza geliyor efendim. Bakalım içinde neler varmış. Balımcım sen de balımlar. Balım beni andı. Evet. Ayşegülcüm. Evet. Pastırmalı brokoli çorbasında 300 gram haşlanmış brokoli, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağımız var. 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş mahlep, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı et suyu, karabiberimiz ve tuzumuz var. Evet, üzeri için ise 1 yemek kaşığı badem, 4 adet çemeni alınmış pastırma, 5 dal maydanoz, 2 yemek kaşığı da tereyağımız var. Evet canım. İlk başta şu maydanozlarımızı ince ince kıyarak başlayabiliriz. O zaman sana hemen tahtayı getiriyorum. Hep bir maydanoz kıyıyoruz. Mutfağımızı çünkü vazgeçilmezdi. Severiz maydanozu. Brokoli, ben de şu brokolinin... Ay dur, şuraya geçeyim de... Şurası var ya efendim, şu kök kısmı. Evet. Bayılırım. Gerçekten bayılırım. Ama bütün kökleri yiyebilirim. Benim ablamın eşi bayağı 6 aydır, 6 aydır mı evet? Yaklaşık işte 4-5-6 aydır diyet yapıyor. Ve diyetisyeni brokoli çorbası veriyor ara ara. Çünkü hem brokoli faydalı hem de ödem atıyor zannediyorum vücuttan. Geçen gün ben de o diyet çorbasından içeyim dedim. Annem yapmış tarife uygun olarak. O kadar lezzetliydi ki. Yani ama öyle yağma yok. Ya böyle pastırma mastırma un da yok. Evet. Eğer diyet yapmak istiyorlarsa, yani bunu diyet olarak kullanmak istiyorlarsa üzerinde pastırma kullanmazlar. Tereyağı ölçüsü azaltılır. Bence. Hayır, tam buğday unu kullanabilirler. Çok az. Ya da evet. Evet, tam buğday unu kullanabilirsiniz. Yağsız bir sütle de aynı şekilde yapılabilir aslında. Hı hı. Ben tahta oynuyor diye tutuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Uçağım tam destek. Tabii ki destek canım. Benim de işime gidiyor. Problemsiz. Ne yapalım şimdi güzelim? Şimdi burada ilk önce tereyağımızı eriteceğiz. Hemen ben ocağı açtım senin için. Yani hemen açtım derken açmaya çabalıyorum. Al. Evet. Tereyağımızı eritelim. İstersen onu ben halledeyim. Senin orada başka işlemin varsa bir unu kavuracağız değil mi? Unu koyacağız, evet. Evet efendim, ilk önce tereyağımızı eritiyoruz. Ardından unumuzu güzelce kavuracağız. Sonra sütümüzü ilave edeceğiz herhalde. Evet. Brokolilerimizi peki böyle haşladık önceden. İçine koyduğa sonra bir çekecek miyiz blenderdan? Evet, blenderdan çekeceğiz. Ve bir de bir şey daha var, bir fark daha var bu brokoli çorbası. Herkes nasıl yapıyor bilmiyorum ama haşladığımız su var ya, işte biz onu dökmedik. He, kullanacağız. Çorbanın normal su yerine brokolinin suyunu kullanacağız. Çünkü tamam. Biliyorsunuz bütün şifası aslında suyunda. Suyunda. Evet. Onu dökmeyelim istedik. Ben unumuzu koyuyorum Ayşegülcüğüm. Koyabiliriz. Bir kavuracağım. Ben brokolileri biraz küçülttüm. İyi yaptın. Blenderdan daha rahat geçmesi daha rahat için. Çekelim. Evet efendim, brokoli çorbası için tereyağımızı erittik. Biz şimdi unun kokusu çıkana kadar şöyle bir kavuracağız. Ardından ben elimi yakmışım galiba. Ay, çok sıcaklık rahatsız etti. Yok yok, hallederim. Ardından sütümüzü ilave edeceğiz. Ve haşladığımız brokolinin suyunu kullanıyoruz çorbada. Yani öyle duru su kullanmayacağız. Brokolinin suyunu kullanacağız. Bir de tabii ki vazgeçilmezimiz ilik suyumuz var burada. Aa, onu da kullanacağız. Zaten bu arada pilava da çorbaya da tat veren o işte. Kesinlikle. İlik suyu, kemik suyu. Hem şifa. Evet. Sen un tamam dediğinde sütü ekleyebiliriz. Çırpıcıyla mı halletsek onu? Evet. İstersen. Ben böyle yavaş yavaş koyarken siz çırpıcıyla. Ben de çırpıcıyı alayım. Hı hı. Evet, topaklanmaması adına böyle bir çırpıcıyla hallederseniz efendim çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Değil mi Ayşegülcüğüm? Evet, bir taraftan pişirmeye, bir taraftan da unları topak topak olmasın diye hızlı bir şekilde çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Nasıl? İyi mi? Her çok şey güzel. Yolunda mı? Bir iki dakikamız sıkıntı var. Sıkıntı yok değil mi? Evet, aynen, topaklanmalı. Topaklanması. Bu işler de bana kalıyor. Sonra arada ben de hatalar yapıyorum, topaklatıyorum falan, sonra kızıyor bana konuklar. Evet, bir anda üstleniyorum işi, bir cengaverlik yapıp ama
yok. Ama şu an oldu bak, koyulaştı. Güzel. Evet, koyulaştı. Sistematik çalıştım bugün. Her şey yolunda. Evet güzelim. İlik suyunu mu koyuyoruz? İlik suyunu da koyabiliriz. Hepsini bir arada koyacağız zaten. Hiç problem değil. Yani sıralamanın çok bir önemi yok. İlik suyumuzu da koyduk. Evet. Brokolimizi koyalım. Suyunu koymayalım mı ilk önce? Suyu da koyalım. Brokoli suyunu da koyuyoruz. Evet. İçinde biraz da brokoliler vardı. Onu da aldım. Evet, brokoli suyumuzu, ilik suyumuzu koyduk. Şimdi brokolilerimizi koyuyoruz, önceden haşladığımız. Evet, onlar da girsin devreye. Şimdi beraberce... Bir şey daha var. Bir tane, bir diş sarımsak ama tüm olarak atıyorum. Tüm olarak atıyorsun. Çünkü lezzet kaynadıkça versin. O böyle sarımsak tadını bırakacak içerisinde çok evet, daha güzel lezzet olacak. Lezzet versin. Ben bayağı kısa aldım bunu Ayşegül'cüğüm. Açayım mı altını, ister misin? Açabiliriz biraz? Evet, açalım. Biraz altını. Hangi kameradayım ben, şaşırdım. Altını açıyorum biraz. Şimdi sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Hazırlayalım hadi bakalım. Onun için ocağı biraz tereyağına açıyorum. İhtiyacım var. Hayırlı tereyağına olur. İhtiyacım var. Evet hemen şu muhallebinin tereyağından çalarız. Sonra arkadaşlarımız ekstra bize tereyağı hazırlarlar. Evet. Zaten çok fazla kullanmayacağız. İçinde de tereyağı olduğu için. Al canım, azıcık kullanacaksın. Sadece kavrulması için yeterli. Tamam. Bu arada efendim Ayşegül de bize başvuru yapmıştı. Bir form doldurmuştu. Kanalımızın web sitesinden ulaşabilirsiniz o forma. Ve bugün geldi, bu mutfakta beraberce yemek yapıyoruz. Siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Gelin beraberce yemek de yapalım. Buyurun. Çorbamız böyle bir taşım kaynadıktan sonra içerisine muskatımız var. Çok koymayalım ama muskat, değil mi? Evet, çok fazla koymayalım. Çünkü çok az zaten. Onun çok koyunca bir etkisi oluyordu. Geçen gün hangi konuğum söylemiş? Acımsı da bir tadı oluyor, ne lezzetini yapıyordu? Alıyor. Tolga söylesene, bir hareketini yaptın. Neydi onun adı? Bir etkisi oluyordu. Neydi, unuttum efendim. Çok rendeleyince bir etkisi oluyormuş. Onu bir araştırın. Çok fazla koymamak lazım yani. Evet. Özellikle kremalı, sütlü, beyaz olan birçok yiyecekte kullanabilirler. Doğrudur. Evet gerçekten. Çok rendeleyince bir konuğum söylemişti. Onu da paylaşmış olalım sizlerle. Şöyle alacağım. Şimdi sosunu hazırlıyoruz çorbamızın. Evet. Tereyağını erittik. İçerisine bademlerimiz gelecek. Şöyle toparlayalım. Bademi ortamında. Kavuracak mıyız biraz? Bademi kavuracağız. Oh güzel. Bademler kavruluyor. Evet. Bu kadar yeterli. Yeterli. Sonra başka? Pastırmalarımız gelecek. Koyacağız. Ve maydanoz. En üstüne de evet, maydanozu serpeceğiz. Maydanozu sosun içerisine koymayalım. Yok, onun üstüne çok serpeceğiz. Çabuk. Evet efendim, çok pratik, güzel. Aslında bir de pastırmayla birlikte iyice lezzetlenecek bir brokoli çorbası yaptık. Brokoli çorbasında haşladığımız brokolinin suyunu kullandık ve ilik suyu koyduk içine. Evet. Şimdi böyle sosunu yapıyoruz. Pastırmalı, bademli ve tereyağlı. Ve çorbamızın üstüne ilave edeceğiz. Afiyetle yiyecekler. En son. İşte bunu diyet yapmak isterseniz de bu pastırmayı devreden çıkarırsanız gayet diyet çorbası da olur. Brokoli, evet, sosumuz. Şöyle bir brokoliyi de karıştırayım. Bak kaynamaya başladı. Biraz muskat rendesi de koyduk içine. Ama bunun sosunu koymadan ilk önce bir blenderdan çekecek miyiz? Evet. Ya bir en şey son, söyleyeceğim. İyice kaynadıktan sonra. Böyle tane tane olsa ne olur? Öyle ben de mesela olur, tabii brokoliyi ki. Hakikaten hissetmek istiyorum. Sevdiğim için evet. Hissediyorum ama tabii çorba deyince ne oluyor? O böyle daha blenderdan sıvı, tane tane olması gerekiyor. Birazdan sevgili Gizem blenderı da getirir, güzelce bir çekeriz. O zaman bunlar hallolurken altını da kapattık. Sosumuz da hazır. Efendim, günün son tarifi neydi? Allah, muhallebili. Kadayıflı. Evet, kadayıflı muhallebi. Malzeme listesi gelsin ekrana efendim. Hiç ellemeyelim, seyircilerimiz görsün neler var içinde. Bakalım muhallebili kadayıfta neler varmış? 250 gram yaş kadayıf, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 100 gram tereyağı. Muhallebisi için 1,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket krema. Üzeri için ise toz antep fıstığı ve çileğimiz var. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi
Tereyağımızı. Tabii ki tereyağı. Bu arada brokoli çorbamız iyice kaynadı. Ben altını kapatıyorum. Şimdi blenderdan çekeceğiz efendim. Çekeceğiz. Evet. Tereyağımız var. Tereyağımızı şöyle tavamızın içerisinde. Gel burada şöyle eritelim istersen. Evet. İçerisine kaşık alabilir miyim acaba? Kaşık. Senin kaşıkla ilgili bir problemim var çekmeçete. Sürekli kaşık istiyor benden. Kıyamam. Evet. Erisin. Nişastayı mı koyacağız? Nedir pudra o? Şekeri. Pudra şekeri. Bu beyazlar var ya insanın kafasını öyle bir karıştırıyor ki. Evet. Nasıl karıştırıyor? Kafamızı, bedenimizi. Her bedenimizi karıştırmıyor, bedenimizi büyütüyor. Genişletiyor. Sağa sola gördüğünüz doğru üzere. Tereyağı erirken diyorum ki bunları ben bir blenderdan çekeyim evet. Ne dersin? Şöyle bir yeşil rengini görelim. Görelim değil mi? Brokoli. Evet efendim çorbamız olmuştu. Tereyağımız erirken dedik ki vakitten kazanalım. O yüzden sen zaten o kısımla ilgilenirsin. Ben evet. De bu blenderdan İlgilenir. Çekme kısmıyla ilgileneyim. Böyle. Kaşık çok değil. Evet. Pudra şekeri. İki tepeleme yemek kaşığı kadar sanki. İki buçuk. İki buçuk. Diyelim. Evet. Sana kaşığı vereyim Ayşegül'cüğüm. Peki en favori tarifin nedir? En favori tarifini bugün bu mutfakta uyguladın mı? Evet. Hangisiydi? Muhallebili mini kadayıfla uyguladık. Ha, bu muydu en favori? Yani şu anda yaptığımız? Ya aslında brokoli çorbası da çok tercih ediyor. Hepsi favori ama en fazla tercih edilen, sevilen muhallebili mini kadayıf. Çünkü biz tatlıyı çok seviyoruz millet olarak biliyorsun. Millet olarak çok seviyoruz. Evet, biz severiz tatlıları hakikaten ama ülkece de çok güzel tatlarımız var. Her yörenin farklı lezzetleri var. Evet. İstersen kadayıf fazla mı? Biraz ayırabiliriz. Evet, kadayıfım biraz çünkü kalıbıma göre fazla geldi. Tamam. Şöyle i̇stersen, biraz bir kısmını şöyle ayıralım. Evet. Şu tabağı ayıralım istersen. Evet. Evet. Çünkü bana da biraz fazla geldi. O İçerisine tereyağımızı ve şekerimizi ekliyoruz. Pudra şekerini ekledik. Ben de devam ediyorum bu arada efendim. Çorbamızı blenderdan çekmeye. Şimdi güzelce harmanlayacaksın ve muffin kaplarına güzel bir taban hazırlayacaksın değil mi? Fırına göndereceğiz sonra da muhallebisini yapacağız. Bu arada çorbamız gibi, da hazır. Gayet pratik, basit bir tatlı. Zaten işin içinde ben bu kadayıfı çok seviyorum. Böyle tereyağında şöyle bir çevirip mesela labneli muhallebiler yapıyorum. Onun üzerine böyle döküyorum çok lezzetli oluyor. Evet. Çorbamız hazır. Şimdi onu güzel bir sunum kabına alıp üzerine pastırmalı bademini kavurduğumuz ekledik mi? Bir de maydanozunu serpiştirdik tamam mi? Bitti gitti. Ben bir fırına bakayım bu arada. Ben de bu arada var. Muffin kalıplarıma bu şekilde gördüğünüz gibi. Gel istersen onu burada yapalım. Burada yapalım. Evet. Şimdi... Bunu böyle herhangi bir çay bardağı yardımıyla şöyle iyice bastıracağız. Evet. Aynen. Böyle bir şekil alsın ki çıktığında bizi böyle görsel olarak daha çok etkilesin istiyoruz açıkçası. İyice bastırıyoruz. Olabildiğince ortadan böyle yanlara doğru açsınlar ki çok daha ince ve güzel bir kadayıf görüntüsü tabakasına olsun. Ulaşalım. Hı hı. Evet. Ben de bir taraftan çorbaya sunum hazırlıyorum efendim. Öyle boş durduğumu sanmayın. Evet. Çorbamı şimdi böyle güzel bir kaba koydum. Ardından şu pastırmalı, bademli değil mi? Karışımımı. Aslında bunu birçok sebze çorbasına eğer isterlerse kullanabilirler. Bir şey söyleyeyim şöyle bir karıştırayım mı? Yasa kalsın. Üstünde bence gayet kalsın, güzel ama. Değil mi? Ay, çok güzel koktu. Bu bademli pastırma. Birazcık da ne yapıyoruz? Maydanozumuzu koyuyoruz şöyle. Yeterli değil mi? Yeterli. Ve çorbamız hazır efendim burada. Çorbamız hazır. Başka ne yapmıştık biz? Başka? Fırında. Fırında. Evet unuttum gitti. Çıtır, onun tavuk, pişmesini bekliyoruz. Sonra sarımsaklı yoğurdunu dökeceğiz üzerine. O hazır. Bir de sos hazırlayacağız. Bitti gitti. Bitti gitti. Gördüğünüz gibi tatlımda. Her şeyimiz İsterseniz tatlının muhallebisine başlayabilirsiniz. Çok basit. Tatlının muhallebisine başlayıyor. Yok vaktimiz var. Tamam, sen de varsa, halledebilirsin. Ben halledebilirim. Daha vaktimiz var. Ama ben senin için organize edeyim burayı.
Şu tavamızı kaldıralım. Gülçah Hanım, dünyanın en iyi yardımcısı olabilirsiniz bence. Ne dedin canım? Duyamadım, pardon. Dünyanın en iyi yardımcısı olabilirsiniz bence mutfakta. Yani bu kadar... Çok harika mersi. Bir yardımcıyla hiç çalışmamıştım çok daha mersi. Önce. Evde genelde diyorsun ki yalnız çalıştığım için. Hiç yardımcım olmadı. Hiç yardımcım olmadığı için ben senin gözüne bugün bayağı iyi gözüktüm. Evet. Şimdi o fırına gidecek. Kaç dakika ortalama? Yaklaşık kızarana kadar zaten kızarır, göreceğiz hemen, onu. Hemen kızarır evet. Zaten. Gel istersen beraber gidelim fırına. Bir de şu lezzetimize bakalım evet, ne durumda. Evet, o lezzetimiz de şu anda bence pişti. Olmuş. Harika oldu. Evet, evet, bir çıkaralım onu biz. Senden bir şey rica edeceğim. Tabii şu tahtayı ki. Oraya götürebilir misin? Üstüne koyacağım çünkü tepsiyi. Evet. Bak bunu buraya koyalım. Efendim çıktı. Böyle güzelce pişti. Şimdi neyi götürüyoruz fırına? Kadayıflarımızı. Üzeri kızarana kadar pişecek. O pişerken biz de ne yapacağız? Muhallebisini hazırlayacağız. Başlayalım mı? Tabii ki, hemen başlayalım. Ocağımızın altını bir açalım. Evet. Pudra şekerimiz. Aha. Yağ koymuyoruz. Yağ koymuyoruz. Yağ evet. koymuyoruz. Pudra şekerimiz. Sütümüz. Bildiğiniz aslında klasik muhallebi. Klasik muhallebi. Sütümüz. Tek bir farkı nişastamız. Var. Nişastamız. Tek bir farkı var sadece. Nedir acaba? İçerisine sonradan krema ekleyeceğiz. Ocaktan aldıktan sonra evet, krema ekliyoruz. Krema ve vanilya ekleyeceğiz. Aha. Unumuz. Unumuz. Ve şekerimiz. Şekerimiz. Tüm malzemeleri ekledik efendim. Güzelce koyulaşana kadar klasik muhallebi işte karıştırıyoruz. Aa, bu ne enteresan bir şeymiş. Sen mi getirdin? Mutfağımıza yok, yeni mutfağımıza mi geldi? Yok, yeni gelmiş. Aa, çok hoşuma gitti. Mutfağımıza yeni gelen malzemelerden sevgili yapımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Değil mi? Çok güzel, çok orijinal. Bayağı pratik. Al istersen. Devredelim sahibine muhallebiye. Değil mi? Evet efendim, kadayıflarımız fırında pişince bu yaptığımız muhallebiyi üzerine dökeceğiz. Yani çanakların içine koyacağız aslında. Sonra çilekle değil mi? Süsleyeceğiz ve servis edeceğiz. Çorbamız zaten burada hazır. Biraz diyorum ki şu çıtır tavuk kebaplar üzerine konuşalım. Kendileri burada yufkaya sarılmış bir şekilde ve böyle şişlere geçirilmiş bir şekilde duruyorlar. Gayet güzel de kızardılar. Üzerine bunun şimdi sarımsaklı yoğurt dökeceğiz ve kırmızı biberli, biber salçalı ve domates salçalı bir sos da hazırlayıp son işlemi de yaptıktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Ama bir muhallebimiz olsun değil mi ilk önce? Evet. Muhallebimizi halledelim. Muhallebimiz ilk sıcağa çıktıktan sonra... ...kremayı ve vanilyayı böyle yanına koyayım. Hallettik ya, bayağı pratik bir şekilde lezzetlerimizi çözdük. Ben diyorum ki... Ben sunum hazırlayayım ya. İçimden sunum hazırlamak geldi sen muhallebiyi yaparken. Bugün seni... Böyle mi koyuyorsun? Evet böyle. Yani böyle servis ediyorsun evet. değil mi? O zaman şu yeni aldığımız, Büşra ile beraber yeni aldığımız sunum tabağımıza şöyle lezzetlerimizi koyalım. Üç adet yan yeterli olur bence. Üç adet. Ben bir tane daha sıkıştırırım ya bol gözüksün. Şöyle koydum. Efendim. Sarımsaklı yoğurdumuz hazırdı ama hemen bir çatal alıyorum. Evet, iyice şöyle bir yoğurdumu şöyle bir gezdireyim. Ben onun sosuna geçeyim mi? Ben sosunu hallederim. Sen muhallebiye... Oo, bana bir şey kalmadı Tuğçe Hanım. İşte ben böyle yardımcıyım. Evet. Biz de böyle. Bugün ben mutfakta, yemek yapmadım. Bizim mutfakta işler böyle. Hayır canım, tariflerin hepsi senin. Ben sadece destek oluyorum. Naçizane. Bu nacizane de değilmiş. Bugün Türkçe öğretiyorum. Ha, ben de öğrendiğim şeylere satıyorum. Naçizaneymiş o da. Nasıl koyuyorsun ama? Böyle tek tek mi evet. koyuyorsun? Bir göster istersen. Göster, ben devamını getireyim. Tamam. İnce işçilik var efendim. Evet. Çok taşırmadan. Tuğçe Hanım her zamanki gibi harika bir şekilde ince işçilik. Halledeceğim. Halledecek. Evet. Yani bayağı ince işçilik. Keşke üç şey koysaymışım. Ben böyle üstüne boca edeceğim sanmıştım oysa ki. Şimdi muhallebimiz hazır bu arada. İçerisine
Altını kapattım. Şöyle alayım. Ne koyuyorsun içine? Şimdi kremasını. Krema ve vanilya. Önce vanilyayı koyacağım. Şöyle bir karıştırayım. Aroması çıksın vanilyanın. Bu sırada ilk sıcağı da yavaş yavaş çıkıyor. Çıkmış olur. Doğru. Muhallebiyi soğutmak gerekiyor mu? Öyle bir detayı, püf noktası var mı Ayşegül'cüğüm? Yani fark etmez, soğutsak da olur. Sadece ilk sıcağının çıkması yeterli bizim için. Zaten bu dolapta yenilen bir tatlı. Yani sonrasında dolaba kaldıracağız. Kaldırabiliriz, tamam. Evet efendim. Kremamı da ekledim. Bir taraftan muhallebili kadayıfımızı yapıyoruz. Klasik muhallebimizi yaptık. İlk sıcağı çıktıktan sonra vanilyasını ve kremasını da ilave ettik. Ben de çıtır tavuk kebaplarımızın sarımsaklı yoğurtlarını üzerine koyuyorum. Tüm özenimle, tüm detaycılığımla. Yoğurtlarını da üzerine koyduktan sonra sosunu hazır edeceğiz. Ve sosunu da üzerine cos diye döktükten sonra afiyetle yemek için hazır olacak. Muhallebimiz de hazır. Evet, muhallebimiz hazır değil mi? Evet. Dur. Bak bu da olmuş. Evet, bu da oldu, harika. Bütün işlerimizi. Vallahi senin tarifleri çok sevdim. tık bitti. Hakikaten bitti. Evet, geliyor fırından. Çıktı. Yine ilk sıcağı çıktıktan sonra. Onun ilk sıcağı çıkarken gel sosu hazırlayalım. Sosu hazırlayalım. Evet, sosu hazırlayalım. Yani tavuk, çıtır tavuk kebabımızın sosu. Evet. Şurada küçük kalsın. Bunun altını açalım. Tereyağımızı getireyim sana. O çok fazla. Onun yarısını alalım. Tamam, çünkü yarısını koyarız. Harcımızdan da artmıştı ya. Evet, hiç önemli değil. Zaten hanımlar göz kararı, onlar ayarlarlar. Hallederler. Aslında. Bir de bu biraz ne kadar yağlı sevdiğinle de doğru orantılı, evet, bir şey. O yüzden ben mesela çok yağlı sevmiyorum. Suyumuz var. Biber salçamız var. Domates salçamız var. Ve kırmızı toz biberimiz var. Tatlı toz biber. Tabii acı isteyenler acı da kullanabilirler. Acı da kullanabilirler. Tamam. Tercihlerine bağlı değişir. Bu şekilde tereyağımızın tamamının yanmasına gerek yok. Hepsi birlikte de. Sadece tahta kaşık kullanalım, o teflon olduğu için. Yok, yani, içerisine bırakacağım. Bu kadar. Evet. Bunu karıştırırken kullanacağım. Sen suyu hem biraz da salçalar açılsın diye kullanıyorsun, evet, değil mi? Böyle o yoğun salça tadı olsun istemiyorum. İstemiyorsun. Şimdi aynı şekilde domates ve biber salçası oranını da, çünkü bazı biber salçaları çok keskindir, daha az kullanılır. Onları yine hanımlar evde istedikleri gibi. Hepsi bilirler. Evet. Evet. Bizim hanımlarımızın hepsi yemek konusunda hemen hemen. Bence Türkiye bu anlamda çok başarılı. Evet. Hanımlarımız çok başarılı. Yoksa bizim yemek programları kolay kolay çıkar mıydı? Sizler sayesinde. Hep beraberce burada yemekler yapıyoruz. Her gün hem farklı yörelere gidiyoruz hem de farklı tarifler yapıyoruz. Diyorum ya, çok geliştim. Tuğçe'nin mutfağı sayesinde çok geliştim. Evet, biraz canım, daha biraz ekleyeceğim. Biraz daha açılması gerekiyor. Öyle çünkü. Yavaş yavaş açacağız. Evet, evet. Bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi yeterli. Yarım su bardağı su yetti. Yarım su bardağı su yeterli oldu. Sana bir kepçe vereyim istersen. Muhallebiyi koymak. Evet. Gördünüz mü efendim? İki kadın, 3 tane detaylı yemeği bir güzel çıkardık. Ne aradın güzelim? Tabağımızı alalım mı? Tabii tabağı sunum alabilirsin. Tabağını. Sunum tabağını, evet, alacak. Her şeyimiz de hazır. Evet. Bunun üzerine biraz oynama yapmam gerekiyordu. Yap nasıl istersen. Sessiz söyleme. Sessiz söylesen de bu mikrofon her şeyi duyuyor. Seyirci duyuyor yani. Eyvah yakalandık o zaman. Sessiz söylemene gerek yok. Birazcık üzerinde oynamalar yapacakmış. Onu söyledi. Evet, bu arada sosumuz da, yani benim çıtır tavuk kebabın sosu da hazır. Bu şekilde bunlar yeterli olacaktır. Ben üzerine dökeyim. Evet. Şöyle şu etrafa dağılan parçacıkları. Onları sonra hallederiz. Tamam. Sen muhallebisini koyabilirsin. Evet, benim sosum hazır efendim. Ayşegül'cüğüm. Ben diyorum ki bu sosları dökeyim. Üzerine direkt döküyorum. Ben size bir tane göstereyim. Göstersin ama orayı yap sen. Şimdi arkadaşlarımız hazırlandı. Hepsi yerlerine kuruldu. Hiç dağıtmayalım. Çok kısa sürecek zaten. Gördüğünüz gibi gayet pratik son derece. Evet. Sonra beraberce gideriz. Yo, onu da buraya getiririm. Niye oraya gidiyoruz ki?
Mutfakta çareler tükenmez. Mutfağımız geniş. Her yerini bol bol kullanabiliriz. Bütün hanımların hayalidir herhalde. Geniş mutfak değil mi böyle adalı mutfak? Vallahi benim de hayalim. Burada var da evde adalı değil yani. Bunu biraz az mı koydun? Yeterli aslında. Biraz. Üzerine çileklerim de gelecek tamam. Ya. İstersen biraz daha ekleyelim. Biraz daha ekleyebiliriz bence. Çilekleri böyle saplarıyla mı koyacaksın? Saplarıyla ama ikiye böleceğim. İkiye böleceğiz çileklerimizi. Şöyle bir bıçağımız evet. Vardı. Ha, var mı bıçağımız? Tamam, çekmeceden de verebilirdim. Şu şekilde gördüğünüz gibi elimde yeterli olacak. Böyle kenarına sis olarak koyacağız. Evet al canım. Daha mı güzel? Tamam. Kendi istediği çileği koysun. Evet, şöyle koyalım. Ah mis, bu da hazır. O zaman onu arkaya koyabiliriz. Vallahi efendim her şeyi hazırladık hemen hemen. Bir de bunun sosunu da koyduk mu? Tamamdır, bitti. Evet, bu kadar. Gel soslayalım onu da. Çıtır tavuk kebabımızı, mis gibi. Ne vardı öyle sosumuzda? Kız, o kadar koymak için bu kadar sos mu yaptık? Ama ölçümüz tam ölçüydü ya, diğerlerini de zaten biliyorsunuz. Nokta kadar. Hiçbir şey atılmıyor. Nokta geri kadar. Geri kalanları da yine değerlendirecek. Neyse bir de mantı açarsın bize, mantının üstüne koyarız olmadı canın hiç. Canın sağ olsun tabii ki. Evet, her şeyimizi bitirdik hemen hemen efendim. Çıtır tavuk kebabımızın da en son domates salçalı, biber salçalı ve kırmızı tatlı biberli ve tereyağlı sosunu da yaptıktan sonra sarımsaklı yoğurdun üzerine koyduk ve çok güzel göründü hakikaten. Evet efendim, vallahi her şeyi hazırladık. Ben bir şaşırdım şu anda. Daha varsa süre bir şeyler yapalım buralarda. Şöyle bir yan yana koyayım ama bunları. Kalan malzemeleri biz mantı evet yapalım. Ya gel şöyle bir şey yapalım. Seyircilerimize sunumumuzu da beraber yapalım efendim. Ne olacak? Şöyle bak, benim çok sevdiğim, şahane, çok beğendiğim, ta yazın başladığımızda uğur getirsin, bereket getirsin diye hazırladığım bir film vardı burada. Senle güzelce bir yaratıcı bir sunum yapalım. Tabii şurada ki. Çiçek getiriyorum, bekleyin. Selam göndermek istediğim birileri varsa bak şu kameraya bakarak selam, gitme arkaya. Gitme, burada kal. Selam gönder. Hadi bekliyorum. Ama şimdi bu selam olaylarında çok fazla şey oluyoruz. Heyecandan unuttuğumuz kişiler oluyor. Bana göndermedi, şöyle oldu. O zaman bütün Adana'ya selam diyelim buradan. Ha, Adana'ya, evet, memleketine gönderiyorsun. Bak nasıl oldu? Bizi takip eden herkese, Fransız Sokağı'nı takip eden herkese selam olsun diyelim. Evet, Fransız Sokağı'nı takip eden herkese evet selam gönderiyoruz. Güzel Adana'ya da selam gönderiyoruz. Güzel ülkemize selam gönderelim değil mi? Herkese evet böyle sağlık, huzur, mutluluk diyelim. Çok güzel lezzetler yaptık sevgili Ayşegül'le birlikte. Burada brokoli çorbamız, üzerinde pastırmalı, bademli, güzel bir aslında meyanesi diyelim ona. Çok keyifli. Yanında kadayıfımız, muhallebili kadayıfımız, çileklerimizle süsledik. Ve son olarak ne dedik? Çıtır tavuk kebabımız. Arka fonda da neydi bunu, kantaron çiçeğimiz. Sarı kantaron. Filimiz ve şu adını bilmediğim çiçeğimizle beraber bugün sizlerin karşısında olduk efendim. Oynama kız, dekor yaptık şurada. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Ayşegül'e de çok teşekkür ediyorum. Canım. Ben teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum inşallah mutfağıma. Bu sefer acemilikti, affetsinler bizi. İlk ekran kusurumuz tecrübesi olduysa, değil mi? Evet, aynen, ilk ekran tecrübesiydi. Şimdi ikincisinde daha iyi İnşallah, olursun. Evet. İnşallah beraberce yaparız. Sizleri çok seviyoruz. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Kocaman öpüyoruz, hoşça kalın. Hoşça kalın.